Sabandı sonuç henüz yola çıkmadan. Tek tabanca gelir aradan. Asıldım mı pedala, polis gelir kovalar. Demiş sanki uzuyorum aradan. Los Angeles sokaklarının içinde seyahat geçen saliseler benim peşimde. Kalp atışıma yetişmeye hazır ol. Bana yok gösteren çömez acaba neyin peşinde? Şu anda karşımda bulunan pist Amerika Birleşik Devletleri'nde batı yakasındaki ortalama hızı en yüksek pist. Şu hemen karşımızda gördüğümüz pist Willow Springs. Burası büyük ve hızlı bir pist. Ben aşağı taraftayım. Daha ufak ve teknik olan pistte. Hala buraya hazır değilim. Buranın ortalama hızı çok yüksek ve de virajlar inanılmaz yüksek hızla giriliyor. O riski daha şu an alamıyorum. Birazcık daha kendimi ufak piste geliştirdikten sonra girmeyi planlıyorum buraya. Burada da hemen arkamızı döndüğümüz zaman Willow Springs, burası Budweiser balkonlarının olduğu yer. Burası çok meşhur. Özellikle ulusal yarışlarda, uluslararası yarışlarda hınca hınç dolu olan bir mekan burası. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Sabah pisti tanımıştık. Piste nasıl giriyoruz, bizi neler karşılıyor? Bir pist gününe girerken nasıl ortamlarla karşılaşıyoruz, nasıl insanlarla karşılaşıyoruz, neler yapmamız lazım? Kısaca birazcık bahsetmiştik. Sonrasında gün içinde neler yaptık, onlara bakacaktık. Buranın en güzel yeri istediğiniz gibi gaz açabilmeniz. Tabii ki pist dışında bu tarz ulaşım yollarında gaz açmak çok doğru değil ama şu an saat 4'ü geçti. Hemen hemen herkes evine gitti. Şuradan bir sıkalım şöyle, sonra da devam edelim. Hıza ulaştı. 1 mil 1.6 kilometre. Hemen şimdi solumdaki pist benim bütün günü geçirdiğim Streets of Willow. Küçük teknik pist. Şimdi buradan içeri doğru girelim, bakalım neler var neler yok. Daha sonrasında günü özetleyelim, neler yaptık. Şimdi pist gününe geldiğimiz zaman sabah bizi bulutlu ve karanlık bir hava karşıladı. Ona rağmen keyifler yerindeydi. Oldukça kalabalıktı. İlgi çok büyüktü piste. Grup grup çıkmaya başladık. Ben yine ilk grupla çıktım ve bu sefer eğitim de alıyordum. 4 seans boyunca her seansta eğitim aldım. Bu eğitimlerde neleri işledik? İlk başta sabah saat 9'da ilk grup, en hızlı grup çıktıktan sonra biz şurada içerideki odaya geçtik ve çalışmaya başladık hocayla birlikte. Burada hoca dediğim insanlar hepsi AMA'de, Amerika'daki yerel yarışlarda yarışçı lisansına sahip, en az 7-8 yıldır yarışan insanlar. Onlar size bildiklerini aktarıyorlar. Çekinmeden soru sorabiliyorsunuz. İnanılmaz soruları açıklar. Çok rahat, çok güzel insanlar. Bir kadın hocamız vardı. Ondan bütün gün dersleri aldık. En başta pisti tanıdık. Hatırlarsanız counter clockwise, saat yönünün tersine dönüyorduk o gün. Ve de hangi köşelere, hangi virajlara, nerede fren yapacağız, nerede gazı açacağız, dönüşe nerede başlayacağız, bunları bayağı bir üzerine geçtik, çalıştık. Daha sonrasında pisti tanıdıktan sonra ilk iki seans hiç vites değiştirmeden tek viteste, sabit viteste motosikleti yönlendirmeyi, daha sonra doğru çizgiyi tutturmaya çalıştık. Üçüncü, dördüncü seansta da vücut pozisyonu üzerine bayağı bir çalıştık. Tek tek bizi motosikletin üzerine aldı, kendi motosikletin üzerine aldı ve daha sonrasında bütün günü birlikte geçirdik. Bayağı bir faydası oldu. Burada arkadaşım, burada tanıştık. Pist günlerinde harika arkadaşlar ediniyorsunuz. Tamamen mekan burası. Mekana bir girelim. Şöyle bir daha hatırlayalım burayı. Burası sabah toplantı yapılan yer. Bütün pist gününe katılan insanların piste girdiği zaman ne yapacağı, ne edeceği burada konuşuluyor. Biz bu tahtada çalışmıştık. Daha dün sanırım ayın 26'sında, 26 Mart'ta burada California Superbike School'da eğitim verdi. Şöyle bakıyoruz. California Superbike School böyle bir şemanın krokinin üzerinde hatalar, giriş çıkış noktaları ve teknikleri konuşuyorlar büyük ihtimalle. Üzerine kalemle yazıp çiziyorlar. BMW, bugün biliyorsunuz BMW'nun günü. O yüzden bir motosiklet getirdi buraya. Aynı şekilde onlar da ilk defa piste girenlere burada eğitim verdiler, ders verdiler. Motosikletin üzerinde nasıl oturulur,
daha sonra pistte neler yapmak lazım. Hataların üzerine tek tek duruldu ve gün böylece bitti. Şimdi bize ders veren hocanın dediklerini bir dinleyelim. Bize neler söylemiş pistte motosiklet kullanmak hakkında, neden piste gelmeliyiz bunun hakkında. Daha sonrasında devam edelim günümüze. My name is Jen Bauer and I work for Track Experience. So a racetrack is a closed environment. And so the great thing about riding on a racetrack with it being a closed environment is one, everyone's going the same direction. So you don't need to worry about oncoming traffic. Number two, we clear the track off so we know that it's smooth and clean. Number three is we're going the same direction, but we're doing the same couple of turns over and over, so the same 13 to 17 turns over and over. So you can really use that to work on improving your skills. So you can work on going faster, you can work on entering faster, you can work on your body position, you can learn to look really cool. You can also get really awesome pictures of it because we have got great photographers. On top of that, there's no speed limits, there's no cops. So you can go as fast as you physically possibly feel that you can. And then on top of that, we've got great instructors. We've got a free class with Track Experience, and a lot of track organizations will have instructors that will help you throughout the day. And with that free class, we work on a lot of basic skills that really help you improve in the canyons, but also just help you improve as a rider in general. And you come to understand that you really like riding on racetracks. They're so much safer. We've got an ambulance here right away in case there's any issues. You don't have to wait for the CHP. You don't have to fill out an accident report. And you can get your throttle on. You can accelerate as hard as you want to, and there's no repercussions. You just have to do it in a safe environment, so you don't have to worry about traffic around you. Buradaki ekranlar ne diye soracak olursanız, Cali Fotoğrafı adında burada bütün yarış organizasyonlarının hemen hemen fotoğrafını çeken bütün Kaliforniya'da çok meşhur bir şirket var. Hemen buraya standını kurmuş durumda. Makine burada, objektif kocaman, çok kaliteli makine, tak tak hemen fotoğraflar alıyor. Hemen şurada mesela görüyoruz benim fotoğrafı. Fena değil, biraz flu çıkmış. Şimdi bu ekranlardan tek tek bakabiliyorsunuz ne var ne yok. Mesela pit görüntülerine bakalım. Pitlerde neler var? Bütün gün boyunca insanlar ne yapmış ne etmiş. Bakın şurada da bir fotoğrafım var ama çok da iyi çıkmamış. Hem buradan alabilirsiniz isterseniz fotoğrafları. Hem de internet sitesi üzerinden daha sonra indirebilirsiniz. Sanırım buradan alırsanız birazcık bir indirimi oluyor. Soracağım birazdan. Harika bir hizmet. Sanırım fiyatı da fotoğraf $10 tek tek alırsan ama bütün gün almak istersen sanırım $40-$50 bir ücreti var. Hemen şöyle çıkalım tekrar dışarıya. İlk iki tur eğitimde çok güzel geçmişti ama sonrasında bir anda yağmur bastırdı. Çıksam mı çıkmasam mı diye tereddüt ederken hoca ile bir daha konuştum. Cesaretlendirdi. Yağmurda sürüş senin gaz tepkilerini ve vücut ağırlığını aktarmanı çok güzel sağlayacaktır. Daha dikkatli, daha yumuşak olarak bu işi yapacaksın dedi. Ben de tamam dedim ve daha sonrasında hep beraber çıktık yağmur çamur demeden. Çok düşen de oldu arkadaşlar. Zorlayan arkadaşlar düştü. Saat 16.11 şu anda. Son bir turumuz var. Bu da saat sanırım 4.30'da başlayacak. Bakalım ona da girelim. Günü kazası belasız atlattık. Şöyle bakıyorum hemen nasıl geçirdik. Bayağı lastikler hemen hemen ikinci takım lastik bitmeye yakın. Yarın da bu lastikleri bitirdikten sonra en kısa zamanda hemen yenilemeyi düşünüyorum. Lastikler çok önemli. Özellikle yaz aylarında iyice yatış açımız arttı. Pist genel olarak inanılmaz zevkli, inanılmaz güzel, harika vakit geçiriyorsunuz. Ve bugünün güzel tarafı da bedava olmasıydı. Hiç 5 kuruş para ödemeden sadece benzinimizi koyduk. Girişe her zamanki gibi mekanın parası $10, onu verdik. Ve sonrasında günümüzü tamamladık. Şimdi hep beraber bakalım neler yapmışız, neler etmişiz geçenki pist gününde ve bugün. Ondan sonra da hikayeyi burada sonlandıralım. Bu 3. pist günümdü benim. Açıkçası bu 3 pist gününde de inanılmaz geliştiğimi fark edebiliyorum. Çok fazla geliştim. Motosikleti gerçekten şimdi anlamaya başladım. Çünkü limitlerini görebildiğim nokta burası. Sokakta her zaman için böyle bir şuraya girmeyeyim, bunu yapmayayım, etmeyeyim dediğim hareketi burada deneme şansım var. Gayet kontrollü ortam. Belirttiğim gibi her zaman ambulans burada. Eğer başınıza bir iş gelirse burada bir düzine adam sizin için hemen koşturacaklar.
trafiği durduracaklar. Biliyorsunuz ki size bir araba çarpmayacak. Biliyorsunuz ki yerlerde yağ yok. Her taraf tertemiz ve ambulans tam burada 2 dakika içerisinde size müdahale etmeye hazır. Lütfen ve lütfen eğer imkanınız varsa ilk önce piste girin. Bütün kurtları orada dökün. Daha sonrasında sokağa çıkın. Siz de değişimi hemen anlayacaksınız eminim. Tadını çıkartın. Bütün yazın havalar ısınıyor. Kazasız belasız harika günler diliyorum bütün motosiklet seven insanlara. Lütfen motosikletinizi bilinçli kullanın. Sevdiklerinizi düşünün. Arkada bırakacaklarınızı düşünün. Sevgiler. Bir insanın hayatının değerini belirtmek kolay değildir. Bazıları kişinin geride bıraktığı insanlarla ölçülür diyecektir. Bazıları inancıyla ölçüldüğüne inanır. Bazıları ise aşkla. Kalanlar zaten hayatın bir manası olmadığını söyleyeceklerdir. Bana kalırsa hayattaki değerinizi sizi kendine örnek alan kişilerle ölçmelisiniz.